Sebebi ziyaretimiz malumunuz olmuştur herhal. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Duygu kızımızı oğlumuz Ali'ye istiyoruz. Ben de size verecek kızımız yok. Apa. Ne diyorsun sen Semra Hanım? O nasıl kelam öyle? Ne o? Beğenemedin mi? Ya erken diyorum, erken. Hem bu işler öyle aceleye gelmez. Ne öyle yangından mal kaçırır gibi? Anne, ne diyorsun sen? Dün konuşmadık mı? Tamam demedin mi? Bana bak, siz daha ikiniz de çocuksunuz. Anladınız mı? Ben ne diyorsam o olmaz. Çocuk muyuz? Anne ben anlamadım. Niye fikrini değiştirdin? Sen var ya sen. Sen bu çocukların aklına girdin. Usul usul işledin bunları. Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor. Benim başımın altından çıkıyorsa ben çocukların mutluluğu için yaptım bunu. Sen ne diyorsun Semra Hanım? Bu hayır işi, hayır. Hayır işiymiş ha? Sen var ya sen, sen komşu değil, alıcı kuşsun. Aysel Hanım, Aysel Hanım. Bana bak, benim liseye giden körpecik kızımı öyle verecek göz yok. Öyle gelip istediğin gibi alamazsın. İzin vermiyor. Hadi gidin. Hadi çıkın. Çıkın, çıkın, çıkın. Hadi gidin evimden. Hadi. Hadi. Anacığım dayan. Bak, bilinç kaybı yaşadığı için öyle demiş. Ne olur bu sefer bu işi halledelim. Birazdan kendine gelir. Sen sabret, tamam? Bak, bak hala oturuyor, hala gitmedi. Ya bak, bak bir de dik dik bakıyor bana. Geç kaldım, kusura bakmayın. Yolda gelirken dayanamadım. Çikolatanın birini yedim ama aynısından gene aldım. Semra teyzeciğim, nasılsınız? Öpeyim. Ah, hiç olur mu öyle Muhsin Baba? Ver ben öpeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah Semra teyze. Bilinci gitti. Halala eski komşusu Aysel diye biri sanıyor. Duygu'yu da vermiyor. Şimdi anladım. İyi de Muhsin Baba kim? Bizim aile büyüğümüz sen olsan da. O yüzden bana saygı duyuyor. O iş bende. Estağfurullah Semra kızım, estağfurullah. Duygu, kızım bak sen git. Güzel bir Türk kahvesi yap bize. Benimki bol şekerli, bol köpüklü olsun. Hadi bakalım güzel kızım, sen bir kahve yap. Hadi hadi, yapar yapar. Hadi hadi. Heh, hadi. Müstakbel damat, geç hadi. Sen de otur bakayım şuraya, hadi geç. İbo. Geç, geç, geç. Otur kızım, otur. Otur sen de otur. Tamam. Ha. Otur. Sen bırak kızım. Ben Ali oğlumu bak iyi tanırım. Efendi, düzgün, işinde gücünde biri. Ya baksana yüzünden belli. Maşallah yakışıklı da.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Semra, bak Semra kızım, yuva vurmak sevaptır. Sen baştan o kesip atmışsın. Ama bu çocuklar bak birbirlerini seviyorlar. Önlerine geçmemek lazım. Muhsin baba, yani doğru diyorsun ama benim kız da daha liseye gidiyor, çocuk sayılır. Ya önce bir söz yaparım, yüzü takalım. Düğün nişanı sonra yaparız. Baktık beğenmiyoruz, yüzü çıkarız, olur biter. Ama bak Ali iyi çocuktur ha. Ondan iyi damat bulamazsın. Allah var diyor kızımız da iyi efendi. Bak sen gel hadi yuvalarını kursunlar ha. İyi de bu Aysel çok fena. Yok Aysel Hanım iyidir. Efendime söyleyeyim mantısı olsun, çiğ köftesi olsun, filan köftesi harikadır, iyidir yani. İyi iyi. Ben sana mı soracağım kızımı kime verip vermeyeceğimi İbo Efendi? Çek bakayım şu elini. Bu ne labalilik ya? Oh. Pardon Semra teyzeciğim. Semra Hanım, kendine geldin çok şükür. İyisin değil mi şimdi? Ay. İyiyim, iyiyim. İyiyim çok şükür. Ya kusura bakmayın ya, sizi de telaşlandırdım değil mi? E tamam o zaman Semra Hanım. Kaldığımız yerden devam edelim biz. İşte buraya geliş sebebimiz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Duygu kızımızı oğlumuz Ali'ye istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Verdim gitti.